Sayın Valim, Sayın Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü, Sayın Sakarya Ticaret İl Müdürü, Sayın Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Sakarya Oto Sanatkarları Esnaf Odası'nın çok değerli üyeleri, kıymetli basın mensuplarımız. Sakarya Oto Sanatkarları Esnaf Odası ve Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Sınav Merkezi'nin işbirliği ile düzenlenen mesleki yeterlilik belge verme törenine hepiniz hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Hasan Alişan'ın konuşmaları. Katılımı durumunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce'nin konuşmaları. Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşmaları. Mesleki yeterlilik belge verme töreni kapanış. Şimdi hepinizi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Açın şurayı arkadaş ya. Yavaş. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Sayın Hasan Erişan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Valim, çok kıymetli belediye başkanım, değerli rektörüm, ticaret il müdürümüz, çok değerli sanayi esnaf arkadaşlarımız. Tabii ki genelde esnaf deniyor ama o yüzden ki hepiniz sanatkarsınız. Çok kıymetli sanatkarlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bu akşam sizin huzurunuzda iki sıfatla çıkıyorum. Sizlerin emeğinizle, yani altyapınızla, sizin tabanınızla beraber ben birlik başkanı oldum. Önce oda başkanı oldum ve tarihimizde ilk defa Sakarya Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı oldum. Bunu da unutmuş değilim. Bunu unutmamanızı özellikle istirham ediyorum. Ve bundan dolayı da sizlere bu akşam burada çağırmamızın nedeni şu. Hepiniz biliyorsunuz birçoğumuzun ustalık belgeleri yok. Veya ustalık belgeleri artık bizim sanatkarlarımız dün olduğu gibi yarın da uluslararası seviyede kıyaslanabilir, ölçülebilir bir standarta getirelim diye mesleki yeterlik sınavlarına geliniz hepiniz. Devletin çıkartmış olduğu kanunlar çerçevesinde kaportacılık, motorculuk, otoelektrikçilik ve ön takım yani road balance mesleğinde şu an buradaki arkadaşlar bunlar. Diğer meslekler yok mu? Elbette ki var. Ama zaman içerisinde bunlarla da çalışıp bunları da en kısa süre içerisinde yetkinlik kapsamına alacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Sakın ola ki sadece bu esnaf arkadaşlarımız var, bu sanatkarlarımız var, diğerleri yok mantığı olmasın. Sadece ve sadece bugün bunları yapabildik. Yarın diğer mesleklerini ilave ettiğimiz zaman diğer şartlar içerisinde bu tür toplantıları, bu gün belge törenleri yapacağımızı bir kez daha sizin huzurunuzda söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu akşam burada 420 tane esnaf sanatkar arkadaşımız var. Toplam mesleki yeterlilik kurumuna müracaat eden sayısı 475. 55 arkadaşımız çeşitli mazeretler dolayısıyla katılamadılar. Ve dolayısıyla bu mesleklerin içerisinde motorculuk, kaportacılık, otoelektrikçilik ve ön takım, ön düzen konusunda mesleki yeterlilikte yetkin olduğumuz için, ehliyet sahibi olduğum için SESOP, kısa adı Sakarya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin SESOP Mesleki Sınav Merkezi etkin olduğu için bunları sınavlara yapabildik. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok kapsam genişletir, diğer meslekleri de yapma fırsatını elde etmiş oluruz. Takdir edersiniz ki bu meslekleri yetkin almak, yetkisini almak, sorumluluğunu almak gerçekten çok zor. Ama biz de teknik arkadaşlarımız, teknik elemanlarımız bu konuda ehliyet sahibi, başarılı sahibi. Onun için de şu an bunları yapabildik. Yapamadığımız mesleklerden şimdiden özür diliyorum. Maksadımız bir araya gelmek. Bu akşam burada bölge törenini yapmamızın esprisi şu, özellikle de bunu belirtmek istiyorum, bir araya gelmek. Sanayi esnafımızın bir araya gelmesi ve bunun, bakın, şu azurunun sınavlarının ücretlerini devlet ve işsizlik fondan alıyoruz. Her ne kadar evet odamız veriyor, otosanatları odasının başkanı sıfatıyla odamız veriyor. Ama daha sonra da aradan iki ay sonra da işsizlik fondan biz bu ücretleri geri alıyoruz. Tabii ki geçenlerin kalanların değil. Şimdiden katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri mahcup etmediniz sayın valimize, sayın büyükşehir belediye başkanımıza, sayın rektörümüze mahcup etmediniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Afiyet olsun efendim. Birlik başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce'nin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sen konfesi mi?
Başkan böyle arz etti. Dediklerinizi çalmaz dedi. Hadi ya bizden siyah değilsin dedi. Bizden sen bunu giyeceksin dedi. E biz kim deriz? Biz de istatmayız da insan. Ben de fabrikalarda arada geldim biliyorsunuz. Ben de fabrikalardaydım. Ben de esnaftım. Ben de sizlerden biriydim. Oynan sebeple zevkle büyük onurla güvenliği giymiş olduk. Evet çok değerli valim. Kıymetli rektör hocam, değerli ticaret müdürüm, çok kıymetli bütün esnafımızın, sanatkarımızın, esnaf sanatkarlar odalar birliği başkanımız, çok değerli katılımcılar, her birinizi bu güzel gecede en kalbi duygularla selamlıyor ve bu toplantımızın, kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Malum mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kıymetli Hazır, esnaflık bizim kültürümüzde özel bir önemi olan meslektir. En saygın, en üretken, en güven duyulan insanlar esnaflardır. Nereden biliyorsun? Ta ufaklığımda ben malum diğerini Çengelköy'ündeyim. Babam pazara gittiğinde ilk uğradığı yer onun güvenle eşyasını bırakacağı bir esnaf olurdu. Eşyaları oraya bırakır, akşama işlerini görür, tekrar oraya gelir ve ondan sonra köye giderdik. Ne demektir bu? Yani şehirde her köylünün güvendiği, itimat ettiği ve en önemli eşyalarını teslim ettiği sizlerden bir adamın için. Onu sizler bu şehrin, bu ülkenin en güvenilir, en sanatkar, en alın teriyle hizmet veren güzide insanlarısınız. Onun için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esnaflık ve sanatkarımızın en eski zamanlara kadar uzanan bir kültür olduğunu biliyoruz. Bir peygamberler kültürü olduğunu biliyoruz. Çeşitli mesleklerden peygamberlerimizin olduğunu biliyoruz. Bizlere model olsun diyerek, örnek olsun diyerek. Tarih boyunca hüküm süren devletlerimizde esnaflar malum ahilik kültürü altında geçmişimizin ve bugünümüzün mayasını oluşturmuşlardır. Bu mayayı malum ahiren sizin çok iyi bildiğiniz şu kelimelerle ifade ediyor. Diyor ki, harama bakma. Esnafın özelliği. Harama bakma. Evet, haram yeme. Bakma ve yeme. Başka haram içme. Başka doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden daha önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. İlk gene ayet biliyorsunuz ölçümle ilgiliydi. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini bil. Hikmetliyken yumuşak davranmasını bil. Kendin muhtaç iken bile başkalarına gelecek kadar cömert ol. Ne güzel ya. Şimdi bu özellikleri taşıyan bir insana selam adırılmaz mı ya? Bu insana el öpülmez mi? Bu insana saygı duyulmaz mı? İşte sizler bu talibe uyan insanlarsınız. Hepiniz tekrar tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Tarih boyunca esnaflarımız sadece ticari faaliyetlerle değil, ayrıca yeri geldiğinde silahıyla vatan savunmuş, yeri geldiğinde kalemiyle ilim öğrenmiş, öğretmiştir. Esnaflarımızın işleri ne kadar iyiyse üretim o kadar büyük, o kadar iyidir. Ülkesine katkı o kadar çoktur. Demek ki üretmek bu işi olmazsa olmazıdır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de durumun bilincinde hareket ediyor. Esnafımızın refahını
ve huzurunu önemsiyoruz. Burada sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. İşbirliği halinde şehrimiz için en iyisini yapacağımıza şüphemiz yok. Sizler gayret gösteriyorsunuz. Bilin ki biz de sizlerin hizmetinizdeyiz. Ne derseniz, ne ihtiyaç varsa yanınızdayız. Bu çerçevede inşallah bir gün bu esnafımıza çok daha farklı mekanlarda ağırlama, farklı mekanlarda hizmet verme imkanına sahip oluruz diyorum. Ve sizleri meslek yeterlik belgesi almaya hak kazan kardeşlerimi tebrik ediyor. Hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Başkalarım önceyi geri verecek miyim, bana kalacak mı? Abi, günde hemen 15-20 yere gidiyoruz. En azından bir söyleyeyim. İlk defa bir ünlü sahip olduk ya. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi ki varsınız ya. Şimdi davet edeceğiz, devamlı geleyim ya. Diğerler bir çoğun, bir ünlü. Ünlü sahip olduk ya. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bana da yarısı abi. Orada yanına çalışalım. Şimdi de buluşmalarda yapmak üzere Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli SESOK Başkanımız Hasan Alişan Bey, çok değerli başımızın tacı, toplumun bel kemiği, esnaflarımız, esnaf kardeşlerimiz, çok kıymetli katılımcılar, ben de böylesine anlamlı, güzel bir program vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu programımızın özellikle Sakarya esnafımız, değerli esnaf kardeşlerimiz, kıymetli aileleri, genel olarak aziz Sakaryalılar ve şehrimiz için hazır hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tam gerek Sakarya Oto Sanatkarlar Esnaf Odası ve Hasan Alişan Başkanlığı'nda SESOK'un birlikte hazırlamış olduğu bu sertifika töreninin de aynı zamanda şehrimiz üretimine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tam benden önce Hasan Başkanımız yılların emektarı, sanatkarı, esnafı en iyi anlayan Türkiye'deki başkanlardan birisi. Kendisine güzel konuşmalar için teşekkür ediyorum. Ve esnafın yine aynı zamanda belki de büyük şehirler içinde, belediyeler içinde halinde en iyi anlayacak. Kendisi de kısmen esnaflık yapmış, işletmeler yönetmiş, çaykur genel müdürlüğü yapmış. Hem özel sektörde hem de kamuda güzel hizmetler yapmış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin sizin halinizden, dilinizden, derdinizden çok iyi anlayacağını biliyorum. Bu açıdan da sizleri şanslı görüyorum. Ben de bu önlüğü giymekten büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Belki de giyinebilecek en güzel önlüklerden birisi, şerefle taşınacak en güzel önlüklerden birisi. Çünkü bu örgüt çok şerefli bir örgütün mensuplarının, bir mesleği, toplumumuzun özü, çekirdeği, adeta toplanmış hali, Anadolu'nun değerlerini en iyi yansıtan, az önce başkanımız da ifade etti, ahi evran ki toplumun bel kemiği, toplumun belki de yapı taşları, temel taşlarını en iyi özetleyen, temsil eden insanlardan birisi. Siz de ahi evren geleneğini temsil eden, toplumu ayakta tutan, birlikte tutan, toplumu yaşatan en önemli örgüt derseniz, en önemli meslek birliklerini temsil ediyorsunuz, esnafımızsınız. Başımızın tacı, şerefli bir meslek mensubusunuz. O açıdan bu önlüğü taşımak, bu önlüğün temsil ettiği değerleri taşımak
Gerçekten çok kıymetli, çok şerefli. Bu açıdan kendimi şanslı addediyorum. Tabii çok kıymetli bir vatan, toprak parçası bulunduğumuz vatan, belki de dünyanın en önemli, en kıymetli topraklarını birlikte paylaşıyoruz. Anadolu her zaman medeniyetin beşiği olmuş, insanlık değerlerini bayraklaştırmış, zirveleştirmiş ve dünyaya örnek olmuş medeniyetlerin, insanlık anlayışının, kültürlerin ve özellikle manevi birikimlerin, manevi mirasın ortaya çıktığı yer. Dünyanın en kıymetli toprak parçası neresidir derseniz, bu vatandır deriz, Anadolu'dur deriz. Aynı zamanda bu topraklar dünyanın en şerefli varlığını, ay yıldızlı bayrağımızı temsil ediyor. Ve yine burada yaşayan insanlar, hep dile getiriyorum, söylüyorum, dünyanın en aziz, en kıymetli ve dünyada gerçekten şerefin, değerlerin en iyisine layık, onu en iyi şekilde taşıyan, zirveleştiren insan topluluğu, bu millet farklı bir millet, farklı bir anlayışı temsil eden aziz bir millet, dünyada hiçbir insan topluluğuna nasip olmayacak değerleri temsil eden çok şerefli bir insan topluluğu. Tabii Sakarya'mızda, Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında gerçekten önemli bir şehir. Üreten bir şehir, gelişen bir şehir, değerleri yaşatan, maneviyeti yaşatan, çok iyi kodlanmış ve çok farklı kesimlerin kaynaşarak huzur içerisinde, güven içerisinde, birliktelik içerisinde yaşadığı bir şehir. Bu şehri tanımlarken tabii boşuna vatan bile Sakarya demiyorlar. Hem kuruluşunda, hem ülkemizin kuruluşunda, hem Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlıklar yapmış. Cumhuriyet tarihi döneminde de tarihinde olduğu gibi hep ön alınmış. Nerede vatan, millet, bayrak söz konusu olmuşsa bayraktarlık yapmış, göğsünü gere gere ortaya atılmış, canını siper etmiş, şehitler vermiş, gaziler vermiş bir şehir. O açıdan da gerçekten Türkiye'de bu değerleri en iyi şekilde temsil eden 5 şehir say derseniz ben ilk 5'e Sakarya'yı konum. Gerçekten önemli bir şehir, ehemmiyetli bir şehir ve Türkiye'de Anadolu değerleri dediğimiz değerleri en iyi şekilde temsil eden şehirlerden birisi. Tabii bizim için az önce belirttim, millet olmanın gerekliliği çok önemli. O değerleri yaşatmanın, o bize atalarımızın miras bıraktığı bu aziz toprak parçasını, o yanımızdan kıymetli bildiğimiz bayrağımızı, vatanımızı baş tacı yapmamız gerçekten önemli. Bunu yapmanın yolu da maneviyatımıza sahip çıkmaktan, topluma sahip çıkmaktan, gençlerimize, yeni nesillerimize sahip çıkmaktan, toplumumuza sahip çıkmaktan ve özellikle çok saldırı altında olan aile kavramımıza, değerlerimize sahip çıkmaktan geçiyor. Hedefleri olan bir toplumuz, geçmişte hep insanlık değerlerini bayraklaştırmış, insanı baş tacı yapan, insanı kıymetlendiren, insanı öncüleyen, anlayışın bayraklaştırıldığı bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz tekrar yeryüzünde bu kimliğimizde var olmak istiyorsak iki şeyi yapmamız lazım. Bir, ailelerimize çok sahip çıkmamız lazım. İkincisi, yeni nesillerimize bu aile içinde sahip çıkarak yetiştirmemiz lazım. Ve bunun yanında özellikle toplumun bel kemiği oluşturan, ailelere adeta kaynaştıran, bir arada tutan esnafımıza da çok sahip çıkmamız lazım. Zira bizim geleceğimize şekil verecek iki önemli kurum, biri aile, biri esnafımızdır. Tabii başkanım gayretle çalışıyor. Zor pandemi şartlarında gerçekten Büyükşehir Belediye'mizde güzel hizmetler verdiler. Devletimiz sağ olsun güzel destekler verdiler. Zor koşullarda, kapanmanın olduğu dönemlerde siz de sabırla, işinizi sıkarak vatan için, millet için, bu toplum için fedakarlık yaptınız. Güzel eğitimler verdiler. Güzel programlar yaptılar, online yaptılar. Kısıtlama olmadığı dönemde yüz yüze eğitimler yaptılar. Bugünkü programda bunun bir neticesi. Tabii şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok yoğun rekabet olan bir dünyada yaşıyoruz. Yani bizim atalarımız savaşarak, kan dökerek, şehit vererek,
bu güzel vatanı bize bıraktılar. Günümüzde savaş nedir derseniz, savaş artık ekonomi alanında. Savaş artık bilim alanında, savaş artık dijital dünyada, teknolojide. Bu açıdan özellikle esnafımızın, çağımızın şartlarına uygun yetiştirilmesi, sanatkarlıklarını icra edebilmeleri, sanat alanlarında daha da temayüz etmeleri, gelişmeleri ve çok dünyaya yanaşık rekabet açık artık ortamda, dünyada, uluslararası sistemde yaşıyoruz. Dünyanın öbür ucunda, farklı yerlerinde var olan işletmelerle, esnafla, üreticilerle rekabet edebilir konuma gelmeleri önemli. Bu açıdan da inşallah esnaf sanatkar oralarımız bunu yapıyor. Bizler bunu yapmaya gayret ediyoruz. Büyükşehirimiz bunu yapıyor. Sakarya'mız Türkiye'de üreten bir şehir olacaksa, dünyada önemli bir şehir olacaksa, bu da size ne kadar iyi baktığımız, ne kadar iyi donattığımız, yetiştirdiğimiz, teknolojik altyapımızı, bilgi altyapımızı, özellikle dijital altyapımızı ne kadar güçlendirdiğimizle yakından alakalı. O açıdan da çağın dilini okumamız lazım. Ve az önce bahsettiğim bu sahalarda mutlaka var olmamız lazım. Temelleri çok sağlam kondu. Ahya evrenlerle kondu bu sistemin. Ahlaki değerleri çok güzel kondu. Değerler çok iyi, temsil ettiğiniz değerler çok iyi. Ama bizim bu değerlerin yanına artık bilimi, aklı, yetkinliğimizi, sanatkarlığımızla koymamız gerekir. Başından inşallah bütün programlarla, bütün eğitimlerle, bütün mesleki çalışmalarla becerilerimizi daha da arttıracağız. Sadece Sakarya'mız değil, ülkemiz kazanacak. Artık üretmek, üretmek, üretmekten başka da çaremiz olmadığını sizler de görüyorsunuz. İnşallah el birliğiyle Sakarya'mızı daha üreten bir şehir, daha kalkınmış, daha müreffeh bir şehir, daha huzurlu bir şehir haline getireceğiz. Ve ülkemize en iyi katkı veren şehirlerden de birisi olacağız. Tabii başkanımız güzel ifade etti, sizler huzurluysanız bizler huzurluyuz. Sizler huzurluysanız bu şehir huzurlu, Türkiye huzurlu olur. Sizin huzurunuz, sizin refahınız, sizin dertsiz oluşunuz, sizin sıkıntılarınızın giderilmesi o açıdan bizim açımızdan bu bakış açısıyla çok önemli, çok kıymetli. Ben daha bugün bir esnaf kardeşimizi, Rize'li bir kardeşimizi ziyaret ettim. Çok güzel de çay yapıyordu Erenler'de. Çayını da içtim. Gönlü zengin. Yani orada 20 kişi vardı. Gönlü zengin insan, daha fazla ne verebilirim, ne ikram edebilirim, onun derdinde. Bizim esnafımız eli açık, eli açık derken yardım etmeye açık. Gönlü zengin, gönlü açık, sadece kendini düşünen, kapitalist dünya gibi, sadece kendini kurtarma derdinde olan insanlar değil. Kendi derdi de olsa, sıkıntısı da olsa, hastalığı da olsa, her zaman komşusuna el açan, fakire, fukaraya, gurebaya, yetime el açan çok değerli kardeşlerimiz. Ve toplumu ayakta tutan bu açıdan önemli toplumun kesimi. Bir fırıncının hamuru mayalaması neyse sizin de inat toplumu bir arada tutmanız, mayalamanız aynı mesafede. Bu açıdan sizin gerçekten birliğiniz, huzurunuz, sağlıklı olmanız, işinizi düzgün yapmanız bizim için kıymetli, önemlidir. Bu açıdan da inşallah şehrin huzuruna, şehrin gelişmesine, şehrin refahına çok ciddi katkılar vereceksiniz. Ben şunu da ifade edeyim. Ben 2 yıl önce 16 bin esnaf oylarıyla yılın esnaf dostu idarecisi seçtiler. Ben esnaflarımıza verdiğim şükranım. En çok ziyaret ettiğim kesim esnaflarımızdır. Kıymetini nacizane bilen bir insanım. Esnafımızın değerini bilen bir insanım. Baş tacı yapmasını bilen bir insanım. Her ziyaret ettiğim yerde, köyde olsa, mahallede olsa, ilçede olsa, ziyaret ettiğim neyi asla ihmal etmediğim insanlardır. Zira biz onlardan vefa gördük, samimiyet gördük, sevgi gördük, el açıklığı gördük, gönlünü aşmayı gördük. Bu açıdan da bütün esnaflarımızdan memnun şükranım. Bu duygu ve düşüncelerden daha güzel, daha huzurlu, daha çok üreten bir Sakarya temelisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere, ailelerinize, evlatlarınıza huzurlu, bol, bereketli kazançlar temenni ediyorum. İnşallah gelecekte de daha büyümüş, daha güçlenmiş, dünyada önemli aktör olmuş, söz sahibi bir ülke olması temennisiyle hepinize, ailelerinize,
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. SESOK başkanımıza ve bu programda emeği geçen herkese tebriklerimi sunuyor. Burada sertifika almaya hak kazanmış bütün esnaf kardeşlerimize tebrik ediyorum. Yiğit'in ahisi orada İbrahim Bey. Kendisine de bu sene bu başarısından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Valimizi yerine göndermiyoruz bir müddet daha sahnede. Şimdi belge verme törenine başlayacağız. İsmini okuduğum üyelerimizin sahneye teşriflerini arz ederim. Recep Avuran. Suat Artan. Ahmet Peser. Abdülkadir Mano. Hayrettin Yavuz. İrfan Daş, Yasin Demircan, Enes Çağrıcı, Ferhat Fer Erol, Osman Boz, İbrahim Başar. Belgelerini Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım tarafından verilmesini arz ederim. Davetinize katılamadım. Güzel Sakarya'mızı bir marka şehir haline getiren, kalkındıran her bir esnafımıza ve sanatkarlarımıza kıymetli yönetimine Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mustafa Sarıbıyık'ın sahneye teşriflerini arz ederim. Düzeltiyorum, Mehmet Sarıbıyık hocam. Kusura bakmayın hocam.